Videoya başlamadan önce ülkemizin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bir daha ülkemizin bu acıları yaşamamasını diliyorum. Depremlerle ilgili siz değerli dinleyicilerim için bir video serisi başlatıyorum. Bugünkü videomuzda depremde enkaz altına ne kadar dayanılabilir? Depremler önceden haber verir mi konularını sizler için derledim. İyi dinlemeler. Yüksek şiddetli depremler sonrası birçok ev çöküyor ve insanlar bir süre enkaz altında kalıyor. Deprem insanlar için beklenmedik ve korkutucu bir olaydır. Her yıl dünya çapında binlerce insan hayatını kaybettiği ve milyarlarca insanın evsiz kaldığı depremler insanlar için çok ciddi bir tehlikedir. Ancak deprem sırasında enkaz altında hayatını kaybedenlerin yanında yaşayanlar da vardır. Bu videomuzda depremde enkaz altında ne kadar dayanılabilir, hayatta kalma şansını arttırma yolları ve enkaz altında nasıl yardım istenir gibi konuları ele alacağız. Enkaz altında ne kadar süre dayanılabilir? Deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişi ortalama 2-3 gün boyunca dayanabilmektedir. Bu faktör kişinin hem mental hem de fiziksel durumuna, bulunduğu yere göre değişiklik gösterebilmektedir. Hava alan ve ihtiyaç giderebilecek bir yerde kalan kişi enkaz altında daha uzun süre dayanabilir. Depremde enkaz altında hayatta kalmanın etkenleri nelerdir? Depremde enkaz altında hayatta kalmanın etkenleri birçok faktöre bağlıdır. En önemli etkenler arasında enkazın yapısı, binaların yapısı, kişinin bulunduğu yer ve depremin şiddeti sayılabilir. Diğer etkenleri de sırasıyla anlatalım. Birinci etken oksijen. İnsan vücudunun beslenmeden daha çok ihtiyaç duyduğu tek şey oksijendir. Enkaz altında kalan bir kişi oksijen sorunu yaşamıyorsa eğer hayatta kalma şansı oldukça yüksektir. İkinci etken ezilme. Deprem sonrası çöken evlerin ve binaların altında kalan birçok kişi ezilerek hayatını kaybetmektedir. Enkaz altında kalan bir kişi eğer ezilmeden yardım bekleyebiliyorsa bu kötü senaryoda olabilecek en iyi durumla karşı karşıyadır. Üçüncü etken beslenme. Bir insan yemek yemeden çok uzun süreler dayanabilir. Tabii ki enkaz altında kalan bir kişinin isteyeceği son şey yemek olabilir. Kişi eğer enkaz altında hazır gıdalara ulaşabiliyorsa yaşama direncini yükseltebilir. Dördüncü etken psikoloji. Hayatta kalmanın en önemli unsurları arasında psikoloji de yer almaktadır. Enkaz altında kalan bir kişi her ne kadar zor durumda olsa da psikolojisini en iyi şekilde kontrol etmelidir. Kişi uzun süre yardım gelmediği durumlarda umudunu kaybetmeden mücadele etmesi gerekmektedir. Depremde enkaz altında yardım istemenin yolları. Depremler beklenmedik ve kontrol edilemeyen doğal afetlerdir. Enkaz altında kalan insanlar acil yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Şimdi sayacağımız adımlar enkaz altındayken yardım istenebilecek en iyi yöntemlerdir. Birinci yöntem, kendinize ve çevrenize güvenli bir yer arayın. Eğer mümkünse enkaz altındaki eşyalardan ve duvarlardan uzak durun. İkinci yöntem, acil yardım için haykırın. Eğer bağırabiliyorsanız yardım veya buradayım gibi sesli çağrılar yapın. Ayrıca enkaz altındaki eşyalarla veya duvarlarla çarpan metal nesnelerle bir ses çıkarabilirsiniz. Üçüncü etken iletişim kurun. Cep telefonunuz varsa acil durum numarası olan 112'yi arayın. Acil durum hizmetleri size yardım etmek için yönlendirilecektir. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden destek alabilirsiniz. Eğer telefonunuz yoksa haykırmaya devam edin. Depremde enkaz altında kaç saat dayanılabilir? Depremde enkaz altında kişinin kalma süresi fiziksel durumuna, enkazın yoğunluğuna, hava koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır. Genel olarak bir kişinin 2-3 gün boyunca hayatta kalma şansı vardır. Depremde enkaz altında ne yapılmalı? Depremde enkaz altında bulunan kişilerin
kendilerini koruyan bir yer aramaları ve havadar bir alan oluşturmaya çalışmaları önerilir. Aynı zamanda bağırarak ya da diğer sesli sinyaller yaparak yardım istemelidirler. Depremde enkaz altındaki kişiler nasıl bulunur? Depremde enkaz altındaki kişilerin bulunması kurtarma ekipleri tarafından yapılır. Ekipler metal dedektörleri, termal kameralar ve diğer araçlar kullanılarak enkazı tararlar ve sesli sinyaller duyarlarsa o bölgeye yoğunlaşırlar. Videomuzun ikinci önemli ana konusuna geldik. Depremi önceden anlayabilir miyiz? Bilim adamlarının sürekli olarak ayrılığa düştükleri bu konuda kimileri deprem önceden anlaşılmaz derken, kimileri ise deprem önceden anlaşılabilir kanısında bulunuyor. Peki deprem önceden haber verir mi? Geçmiş yıllarda büyük kayıpların yaşandığı birçok deprem öncesinde doğadaki değişimler ve hayvanların havadaki iyon karışımı ya da elektromanyetik alandaki değişmeler, yeryüzündeki çatlaklardan sızan gazların kokuları bazı hayvanlar tarafından algılanabilmektedir. Hayvanlar deprem öncesinde meydana gelen bu belirtilere karşı insanlara göre daha hassastır. Ekonomist dergisinin 16-22 Temmuz 2000 tarihli ve 2009 nüshasında Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın depremin önceden bilinmesine yardımcı olan göstergeler üzerine yaptığı araştırmaya göre depremi önceden haber veren tam 57 farklı gösterge var. İşte depremi önceden anlayabileceğimiz ipuçları. Hayvanlar ve böcekler 1 saat ile 3 gün öncesi belirti gösterirler. Karıncalar yakında bir deprem olacağı zaman yuvalarından çıkarlar. İpek böcekleri bu dönemlerde arka arkaya dizilirler. Tavşan ve fareler sürekli olarak direklere tırmanmaya çalışırlar ve yere inmek istemezler. Domuzlar ise toprağı derecesine eşelerken tepeleri hızla tırmanırlar. Kediler kapalı ortamlara kaçarak bidon veya kutuların içine saklanırlar ve titreme halinde olurlar. Köpekler korkularını sürekli havlayarak belirtirler. Eşek, inek ve atlar tasmalarını koparmaya ve ağırlarından çıkmaya çalışırlar. Balıklar göl ya da deniz tabanının ısınmasıyla yüzeye yakın yüzmeye başlarlar ve yılan balıkları ise ortadan kaybolur. Ördek, kaz ve kuğu göle girmek istemezken gölde olanların ise ölebildikleri belirtilmiştir. Yengeçler ise sürekli olarak kumsalda dolaşmaya başlarlar. Martılar ise çember oluşturarak uçarlar. Atmosferdeki değişim 1 saat ile 1 hafta öncesi belirti göstermeye başlar. Kasvetli bir hava oluşur ve hava sıcaklığı yükselir. Güneşin doğuşundaki ve batışındaki gibi ışık hüzmeleri meydana gelir. Açık havada depremin meydana geleceği noktada bulutlanma oluşur. Açık havada yeşil, mavi ve siyahın egemen olduğu kısa gökkuşakları meydana gelir. Parlak bir gökyüzüyle birlikte yıldızlar çoğalarak sanki yeryüzüne daha yakın bir konumdaymış gibi görünür. Yıldırım olarak adlandırılan olağan dışı kırmızı, mor, yeşilli, mavi ve pembeli oluşumlar görülür. Gökyüzünde yanan bir alev topuna benzer görüntüler oluşabilir. Yer altından anlam verilemeyen uğultular duyulur. Deniz ve gölde meydana gelen değişiklikler 1 saat ile 2 hafta öncesi belirti gösterir. 1-2 hafta öncesinde deniz suları yükselerek kıyıları su basar. 1 ile 5 saat öncesi ise daha önce yükselen sular geri çekilir. Kimi denizler çarşaf gibi dalgasız olurken, kimi denizlerde ise yoğun dalgalanma görülür. Göllerde ve denizlerde hava kabarcıkları meydana gelir. Isınan deniz tabanı nedeniyle suyun sıcaklığı yükselir. Bitkiler ve ağaçlar. Ağaçlardaki çiçek açma ve meyve verme durumları normalinden daha erken bir sürede meydana gelir. Otların ve ağaçların dalları yanar veya yüzeyleri kızarır. Küstüm çiçeği olarak bilinen mimoza çiçeği deprem öncesi gündüz pörsümeye başlar. Yeraltı suları. Su veriminde 1 ila 4 litrelik artış meydana gelir. Su basıncında 1-1,5 barlık artış meydana gelir. Su sıcaklığı normalinden 1-2 derece artış gösterir. Dere sularında kesilme, kuruma veya çoğalma görülür. Sudan çürük yumurta veya kükürt kokusu gelir.
suyun tadı normaline göre acılaşır veya tatlılaşır. 1-2 hafta öncesi yeni kaynaklar meydana gelirken var olan kaynaklarda kuruma görülür. Sudaki karbondioksit, metan ve radon gazında artış görülür. Suyun kimyası değişir, iletkenlik, radon, civa, helyum, karbondioksit artışı meydana gelir. Gelelim ülkemizde önceden olan depremlerdeki deprem öncesi olan belirtilere. Büyük Marmara depremi 2 Ağustos'ta sinyal vermişti. Marmara'yı sarsan büyük 17 Ağustos 1999 depreminin 2 Ağustos tarihinde sinyal verdiği ortaya çıktı. Yalova Termal Kaymakamı Kasım Esen, 2 Ağustos 1999 tarihinde termal kaplıcalarındaki zeminlerin çatlayarak yeni kaynakların ortaya çıktığını, suların 60 dereceden 80 dereceye ulaştığını ve her zaman temiz akan suların çamurlu akmaya başladığını ve bu durum sonrasında tutanak tutularak Sağlık Bakanlığı ve Turban Genel Müdürlüğü'ne bildirildiğini söyledi. Esen, İTÜ'den istenilen inceleme talebinin 17 Ağustos'ta yapılacağının belirtildiği fakat inceleme gerçekleştirilemeden büyük depremin yaşandığını belirtmişti. İTÜ, Avrasya Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi jeolog ve jeofizikçi Profesör Doktor Aykut Barka, sularda birdenbire değişen sıcaklığın üzerine incelenmesi gerektiğini belirtti. Bunu hemen deprem geliyor diye değerlendirmek zordur dedi. Barka, doğadaki deprem habercilerini şöyle sıraladı. Kuyulardaki su seviyelerinin değişmesi, dip balıklarının yüzeyde dolaşması, uzun süredir belli düzeyde çalışan termal kaplıcalardaki suların ısı değişimi, yer altında yaşayan canlıların yeryüzüne çıkması, hayvanların davranışlarındaki farklılıklar. Barka, sözlerine 1992'deki Erzincan depreminde de böyle bir şey oldu. Birbirine çok yakın kaynaklarda farklı sular çıktı saptanmış. O sularda da bozulma ve karışma olduğunu içeren bilgiler depremden bir ay önce maden teknik araştırmaya yani MTA'ya bildirilmiş. Ancak MTA'ya yazı gidene kadar 13 Mart'ta Erzincan depremi oldu diyerek devam etmiş. 17 Ağustos Büyük Depreminin 1026 habercisi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk ve Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda 17 Ağustos depreminin ilk belirtileri günler hatta haftalar öncesinde hayvanlarda, gökyüzünde, denizde ve bitkilerde görülen sıra dışı olaylarda gözlendiği belirtildi. Osaka Üniversitesi Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Motaji Ikea ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Doktor Ülkü Ulusoy deprem tanıklarıyla yaptıkları araştırmada 1026 sıra dışı olay belirledi. Sıra dışı olayların %50'si hayvan davranışlarında, %32'si atmosferde, %10'u deniz ve karada, %7'si elektrikli cihazlarda ve %2'si ise bitkilerde görüldü. İnsanlarda görülen sıra dışı belirtiler ise kalp rahatsızlığı, vücutta elektrik akımı hissi, bitkinlik, kusma, aşırı duygusallık, hamile kadınların bebeklerindeki hareketlilik, yüksek tansiyon, nedensiz esneme, göz seyirmesi ve geceleri nedensiz ve ani uyanma. Köpeklerde ise aşırı şekilde uluma ve havlama, ağlayarak havlama, huzursuzluk, kümeleşme, sürekli yeri dinleme ve gökyüzüne bakma, havlayarak sahibini bina dışına çıkartmaya çalışmak ve ortadan kaybolma gibi durumlar görülmüştür. Kedilerde ise kertenkele gibi yerde sürünme, hırçınlaşma, ısırma gözlenirken farelerde vahşileşme, muhabbet kuşlarında ve yarasalarda çırpınarak çığlık atma, martılarda çocuk gibi çığlık atma, leyleklerde mevsimden önce göç etme, karınca, örümcek ve kırk ayakların evleri istilası gibi birçok olağanüstü durum meydana gelmiştir. Değerli dinleyicilerim, bu ilginç bilgilerin yer aldığı videomuzun sonuna geldik. Bu videodaki önemli bilgilerin daha çok insana ulaşması için videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Diğer bilgilendirici ve ilginç bilgi videolarını da düzenli takip etmeniz için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.